Transfer raporu devam ediyor sevgili seyirciler ve çok sıcak bir gelişme var. Flash bir iddia var. Barcelona'nın yeni sportif direktörü Deko'nun Arda Güler transferi için İstanbul'da olduğu şu anda iddia ediliyor. Ve transfer denince Avrupa'da dünyada önemli isimlerden biri Gianluca Di Marzio az önce bir tweet attı bu konuyla ilgili. Tweet'i de arkadaşlarımız ekrana getirecek. Tweet'te şöyle diyor, Deko, Fenerbahçe'nin yeteneği Arda Güler için bazı kaynaklara göre İstanbul'a uçmuş olabilir. Transfer görüşmesi için İstanbul'a gitmiş olabilir. İşte sıcak haber, e, Flash Arda Güler iddiası az önce biz reklam arasındayken şu anda gündeme bomba gibi düştü. Yusuf Kenan Çalı'ya sorayım, o da bakıyor İspanya e, kaynaklarına e, şu anda önemli bir haber. Yani günün, gecenin <laughs> haberi. Deko'nun istediği yıldız diye zaten bir iki gün önce El Mundo Deportu ya da üç gün önce El Mundo Deportu haber de yapmıştı. Deko yeni güçlü adamı sportif anlamda Barcelona'nın. Orada bir yönetimsel değişiklik oldu. Zaten eski oyuncu hatırlarsınız. Barcelona'nın da eski oyuncusu. Porto'nun eski oyuncusu. Portekiz Mourinho milli takımı ile beraber. Portekiz milli takımının eski oyuncusu diyerek <laughs> acaba Jorginho'sa konuşmuş mudur diye. Muhtemelen bağlantıları vardır ama ihtiyacı da yok çünkü Barcelona'da, Real Madrid'de ve birçok kulüpte Arda'yı zaten çok genç yaştan itibaren hatta bence gençler bir döneminden beri katıldıkları turnuvalarda ya da yerel performanslarıyla Hı -hı. izliyorlar. Ee, böyle potansiyeller, potansiyel havuzları var. Ee, hocam daha iyi anlatır. 12, 13, 14, 15 yaşlarda aslında bu Hı -hı. geleceğin yıldızı olabilecek dinlen oyuncular var. Deko kendi ikisinde oynayan, o da çok çok iyi bir oyuncuydu, çok iyi bir on numaraydı. Bu tarz yetenekleri isteyecek, isteyebilecek bir sportif anlayışa sahip. Çünkü o da hani hep güzel futbolu, hani onların Joga Bonito dediği, bizim güzel futbolu diye adlandırdığımız, hani biraz daha göze hoş gelen futbolu oynatan oyuncular üzerine gideceklerdir. Arda için geldiyse eli boş gitmeyebilir Deko. Eli boş gitmeyebilir zaten. Zaten şey var, çıkış maddesi var. 17,5 milyon euro. Ee, yani de deko geldiyse bu iş başka bir boyuta gelmiştir. Bence ayrı de, ayrı onun için yani gelmiştir. Deko kendi kendine, <laughs> selamün aleyküm evet. ben bir Arda'yı sormak için geldim demez herhalde. Tabii. Çünkü evet, şu anda yani. İsmail Kartal İstanbul'da tesislerde. Ali Koç İstanbul'da az önce tesislerdeydi fotoğrafta gördünüz. Sanırım Bodrum'da şu an. Ee, kim? Sanırım Bodrum'da Sayın Başkan şu an. Öyle Belki... mi? Yanılıyor olabilirim ama benim bildiğim kadarıyla. Arda da Bodrum'daydı, tatil için. Teknede fotoğraf <laughs> evet, evet. vermişti. Şu Arda anda Bodrum'da bir... Babası bura, buradaydı. Dizi, an, dizi film gibi. Yani Dekoda öyle mı bir, Bodrum'da acaba? Belki de buradan oraya geçmiş olabilir. Zaten öyle oluyor. Ancak. Evet. Yani şey olmuyor. Çok flash bir iddia. Çünkü bugüne kadar hani konuştuğumuz haberler şöyleydi. İşte Paris Saint Germain'e ilgisi var. Benfica'nın ilgisi var. İşte Rui Costa Fatih Terim aradı sordu. İlk kez bu kadar e, ünlü bir takımın ünlü bir sportif direktörü, dünyaca ünlü eski bir yıldız futbolcusu, şu anki sportif direktörü hamle yapmak için İstanbul'a geldi diye bir iddia var değil mi hocam? Evet tabii çok önemli bir iddia bu. Ben de orada Yusuf Kenan katılıyorum. Geldiyse Deko buraya bir hava almaya gelmemiştir. Daha öncesinde bir görüşmesi vardır. E, oyuncu da birebir görüşecektir. Nezaket ziyareti de yani hani biz çıkış maddesini yatıralım da hemen oyuncuyu alalım gibi bir şey yapmaz Barcelona bu anlamda. Belki Sayın Başkanla da görüşmek istemişlerdi. Bilemem belki bir sene burada kiralığını düşünce, yani Belki başka tesisleri bir tesisleri göreyim. Bilemiyorum bakın hani tesisleri de göreyim, hocasıyla da bir konuşayım. Hani burada kira burada bir sene kiraya bırakmak bir seçenek mi bizim için gibi şeyleri de hmm. konuşmak için gelmiş olabilir. Şimdi Tabii. o opsiyon önemli. Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesi nedeniyle oyuncunun eli güçlü. Şimdi. Tabii ki. Bu profesyonel hayat. Kimse Arda'ya kızmasın. Arda az önce hocam da söyledi. Barcelona, Real Madrid bu kulüpler gelirse bir oyuncu düşünür. Yani bunu bir de ciddi düşünür. O yüzden bir ayrılık söz konusu olacaksa şu an oyuncunun eli güçlü ve oyuncunun çevresinin eli güçlü. Diğer kulüpler açısından da. Çünkü şu an mevcut durumda oyuncuyu isteyen birçok kulüp var ve en iyi şartlara doğru gidecekler. Fenerbahçe'nin hedeflediği anladığım kadarıyla ve duyduğumuz kadarıyla bir senelik kiralık hamlesi. O bir senelik kiralık hamlesini konuşurken de Tabii biz konuşurken çok basitmiş gibi konuşuyoruz bunları. Ama o kiralık hamlesinde oyuncunun ne kadar gelişeceği, ne kadar oynatılacağı, hangi rolde oynatılacağı, e, kimlerle birlikte oynayacağına dair hani birçok madde söz konusu. E, bu bağlamda da bir görüşme olabilir. Yani Fenerbahçe yetiştirmiş. Hani gençler benden aldılar ama Fenerbahçe yetiştirmiş. Hani bir yılda onlarda kalsın gibi bakmaz yani. Evet, evet yok, öyle bakmıyorlar. Yok, yani, hiç. Hani öyle bir, bir, bir Fenerbahçe'de de bir şampiyonluk yaşasın <laughs> öyle gelsin diye bakmıyor çünkü. <laughs> Bu e, az önce bahsetmiştik mesela Martin Odegaard Real Madrid'e transfer olduğunda 16 yaşındaydı. A takımda neredeyse hiç forma giymemişti. Potansiyeli transfer ettiler. Tabii Gerçi o da geç açıldı. Real Sociedad <laughs> sonrasında açıldı ama o potansiyeli yatırım yapıyorlar. İstersen Fenerbahçeli bu sezon hiç oynamamış olsa olsun Arda Güler yine transfer olurdu bu sezon. Kesinlikle. Yani. Evet yani zaten o potansiyeli e, görüyor mesela o. Emre transferinde de Barcelona Evet, Fenerbahçe'ye yine dönen Emre Demir transferinde de böyle benzer tabii. bir. E, Yusuf yapmıştı. Demir. Tamam hani evet. Yusuf Demir daha çok oynuyordu. Eee Avusturya'da özellikle daha Hı -hı. fazla oynadı. Ama e, bunlar potansiyel transferleri Arda biraz onlardan farklı. Hani biraz daha farklı bir rol düşünülüyor anladığım kadarıyla. Tabii ya Arda. Onlar biraz daha deneme tabii. yanılma meselesiydi. Arda, Arda, Arda farklı bir oyuncu. Evet. Yani çok daha çok daha başka tabii. diğer oyuncular da çok Hı -hı. yetenekli ama Arda Güler Hı -hı. Evet az önce de konuştuk bambaşka bir oyuncu. Şimdi Arda'nın yeteneğinden hepimiz eminiz <laughs> ama futbolda biraz şans ve o kırılma noktaları Tabii. da önemli. Mesela önemli. en son milli takımda Galler'e karşı attığı gol milyonlarca izlendi. Avrupa'da da bakıp "Aa ne güzel gol atmış, kim bu çocuk?" Gecenin diyenler oldu seçildi. belki bilmeyenler vardı. Bunlar hep böyle bir mesela Zaniolo en son İtalya milli takımına seçildi. Üstüne derbi de oynadı. Bütün Avrupa'nın merakla takip ettiği derbide oynadı, iki gol birden attı. Hani orada böyle bir PR yaptılar, hep böyle bir üstüne koydular. O da bir şans oldu arda için değil mi? Galer attığı müthiş. abi mesela bir önceki maç Letonya'ydı değil mi? Orada sönüktü, hani çok etkili olamadı. E, o, ee, o takım da çok fiziksel temas bravo. bir takım olduğu için. Ve merkezde için. oynamaz oluyor. Aynen. Yani o, o, o maçın özelinde anlatmıştım. Orada yayındaydı hatırlıyorsan. E, maçta da yani o takıma karşı arda gibi önce merkezde oynamaz. Kenarda oynar ama merkezde oynatırsanız zaten adamın tabii, merkezi yani. kapatıyor. Top alamaz yani. Hiçbirimizi kandırmanın anlamı yok. Hani eskiden de hatırlar mısınız? 10 numaralar top almadığında geri önlü libero gelirdi ya artık futbolda öyle bir şey kalmadı. Dolayısıyla onun üzerine o böyle iyi performans olmamasının üzerine Galler maçındaki muazzam gol ve performans o girdikten sonraki vites artışı milli takımda güzel bir seviyeye getirdi tabii. Dendiği gibi böyle ufak şeyler böyle bardağa pozitif anlamda taşıran şeyler oluyor. Şimdi Arda'nın büyük yetenek olduğunu biz birkaç yıldır hani konuşuyoruz. ben menajerlik oyununu seven bir insanım. Oradaki onu oynayan, profesyonelce oynayan bu arada insanları da takip ediyorum. Hani kimlerden bahsediyorlar? Biz alıyoruz, oynuyoruz, öylesine oynuyoruz. O adamlar gerçekten bu işi para kazanmak için yapıyorlar. Arda'nın ismi çok daha fazla yankılanmaya başladı. Bir de scoutlar takip ediyorum. Hani mümkün olduğu kadar geleceğin oyuncularını çok detaylı yazıyorlar. Bu sezon özelinde çok fazla Arda Güler tweet'i gördük. Yani bu adam zaten buralara gelecek diye artık yavaş yavaş hani kendini gösteriyordu. Son artık şey radde, e, transfer duyumu üzerine yazan gazetecilerin, yabancı gazetecilerin sık sık Arda haberi yapması. Her gün bir Arda tweet'i var. Hani UEFA'nın her gün bir Türk takımı tweet'i paylaşması gibi bir şey oldu artık Arda ile ilgili tweet <gülüyor> paylaşmak. <gülüyor> etkileşim <gülüyor> alıyorsun. E, ama haklı etkileşim burada. Evet. Ee, i̇kincisi de şu noktada artık yabancı basında da işte gazetada görüyorsun, işte As'ta görüyorsun, Marka'da görüyorsun, ekipte görüyorsun. Guardian haberini yapıyor. Yani bu oyuncu artık belli ki kendi kalıbına veya bizim ülkemizin süperlik kalıbına fazla gelen bir oyuncu haline gelmiş. Bu arada bazı şimdi tabii bu haber sadece Türkiye'ye değil bütün Avrupa'daki yayın organlarına da düştü. Mesela İtalya'dan gelen bir haber bu haber üzerine. Ee, Barcelona'nın Arda Güler'i bu transfer döneminde e, transfer etmek için ödeme yapma gücü yok. Önümüzdeki e, yaz için, önümüzdeki dönem için e, transfer etmek istiyor diye iddialar da var. Sport İtalya e, bu hmm. iddiayı ortaya atmış. Tabii şimdi orada da, İspanya'da da e, dengeler kritik. Hani Barcelona çok fazla öyle mali aslında. fair play'in delinmesine izin verilmiyor. Hemen böyle davalar, transfer yasakları, şunlar bunlar geliyor. Hani böyle bir durumda olabilir. Bir temkinli olmak lazım. Ama Barcelona'nın e, Deko'yu İstanbul'a göndererek ne kadar istekli olduğu herhalde şu haberden sonra artık iyice netleşti. Tabii canım. Çok e, önemli bir hamle. Dediğimiz gibi boşa gelmez Deko buraya. Yani bu herhangi bir scout'un izlemeye gelmesi değil yani. Sportif direktör. Evet. Eğer do haber doğruysa bir oyuncu konusunda herhangi bir görüşme fark etmez. Bu arada aynı şey değil. Yani sportif direktör oranın yani bu zamanda Rui Costa işte Benfica'da benzer roldeydi. Şimdi başkan ya da işte Paris Saint Germain'de farklı isimler. Leonardo bu işi yapıyordu. Yani bu adamlar eğer bir yere gidiyorlarsa oradan eli boş dönmüyorlar genelde. Evet. Peki bunun üzerine bir gelişme olursa yine döneriz. Ee, sıcak bir gelişme olduğu an yine bir kırmızımız olursa ekrana getiririz. Biz Galatasaray'a geçelim yavaş yavaş. Çünkü daha konuşacağımız çok şey var. Zaniolo'nun açıklamaları var. E, Juventus'ta oynamak hayalim diyor ama Galatasaray ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullanıyor. Bir gelsin ekrana üstüne konuşalım.